Kıbrıs Amerikan Üniversitesi geçen sene tanıtımını ben yapmıştım. Yine oldukça ilgili arkadaşlar vardı orada. Hani Türkiye'de değil de Kıbrıs'ta okumanın farklı avantajları da dezavantajları da var. Türkiye'de bir üniversiteye öğrencimizin puanı yetmediği için Kıbrıs'a giderim diye düşünüyor. Ancak tam olarak öyle değil. Çünkü Kıbrıs'taki üniversitelerin gerçekten çok güzel kampüs yapıları var. Ve yurt dışı imkanı biraz daha rahat. Öğrenci zaten buna alışmış olarak gidiyor. Orada da güzel bir eğitim alacağınızı düşünüyoruz. Yani burslu olarak gitmek yine de o kadar kolay değil tabii ki. Tabii ki burslu olarak kazanmak istediğinizde üniversite birazcık zorluyor. Ve fakülte... yaşam şartları biraz pahalı diye biliyorum. O yüzden Kıbrıs'ta. Bazı öğrenciler tarafından tercih edilemiyor maalesef evet. ki bu noktada. Fakülteleri Güzel Sanatlar, İşletme, Ekonomi, Sosyal Bilimler, özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi gayet iyi bir yapıda, onu söyleyebilirim. Çok iyi eğitim veriyor. Zaten şimdi detayları dinleyince sizler de anlayacaksınız. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ndeyiz. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Üniversitenizle ilgili genel bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Biz Kıbrıs'ın ilk ve tek şehir üniversitesiyiz. Yani bir kampüsümüz yerine bir şehrin içinde konuşlanmış, çeşitli konak tarzı eski binaların, tarihi kültürel dokuların birleştiği bir ambiyansı olan bir yerde yer almış durumdayız. Liberal Arts eğitim sistemi veriyoruz. Liberal Arts eğitim sistemi de öğrencilerle birebir iletişimin olduğu özgür bir eğitim sistemidir. Yani öğrencilerin hepsiyle birebir ilgilenip onları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birebir çalışmalarda hocalarıyla birlikte, profesör hocalarıyla birlikte çalışmalar yaparak her yıl bu çalışmaları CV'lerine ekliyorlar. Bu da onları çalışma hayatına 1-0 önde başlıyor. Bilirsiniz ki bir zor değil, çok zor bir şeydir bir profesörle baş başa kalıp da çalışmalar yapabilmek. Bizim öğrencilerimiz bu çalışmaları gerçekleştirdiği için doğal olarak diğer üniversite mezunlarından çalışma hayatına 1-0 önde başlıyorlar. Peki şehir üniversitesi dediniz. Evet. Kampüs koşullarıyla da ilgili bilgi alabilir miyim? Kampüs koşullarının bir kent üniversitesi olmanın çok büyük artısı var. Toplumla iç içe bir şekilde, özgüveni yüksek bir şekilde üniversite hayatını gerçekleştir, yani okumayı gerçekleştiriyorsunuz. Bu da size ayrı bir özgüven aşılıyor. Bu özgüven yine size az önce bahsettiğim gibi biraz hayatın çetrefilli yollarına alışkın bir şekilde olduğunuz için çalışma hayatına yine daha atik bir şekilde başlıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projeleri de şehir üniversitesinde çok etkili olduğu için bu yine öğrencilerimizin özgüvenini ortaya çıkartıyor. Yani tamamıyla çalışma hayatına yönlendiriyoruz biz öğrencileri. Çünkü artık herkes üniversite mezunu. Bir şekilde artılarınız olması lazım. Kendilerinize artı bir şeyler katmanız lazım. Bizim öğrencilerimiz de bu projelerde yer alarak, bu çalışmaları yaparak 1-0 önde başlıyorlar. Peki burs politikanızla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Yani kesilme durumu var mı? Hangi durumlarda kesiliyor ya da yüzde kaçlık dilimlerde burslarınız var? Şimdi bizim bu yıl gerçekleştirdiğimiz bir burs fırsatı var. Yani Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ni ilk tercihine yazan öğrencilere, yani ilk tercih olarak KAYU yazan öğrencilere direkt %50 burs veriyoruz. Bu da zaten öğrencilerin okul ücretimizin direkt yarısıyla başlamalarını sağlıyor. Bu büyük bir avantaj. Öğrencilerin de çok hoşuna gitti, yoğun ilgi gördük. Bu da bizi mutlu etti bu sene. Onun dışında 7 yıl kesintisiz bursumuz var. Öğrenciler %100, %75, %50 bursla başladıkları takdirde 7 yıl kesinlikle burs kesimleri olmuyor. Peki yurt konaklamayla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki bizim Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bir şehir üniversitesi olduğu için biz öğrencileri belli başlı yurtlara yönlendirmenin dışında anlaşmalı olduğumuz birkaç tane yurt var. Örneğin Alpayeli Rıza Öğrenci Yurdu'yla rezidansı aslında yurtta demeyeyim anlaşmalıyız. Ücretleri TL bazından olduğu için çok rahat yine ilgi görebiliyor. Çünkü sterlin ve euro konusunda bazı ön yargılar olabiliyor. Lefkoşa başkent olduğu için TL bazından da imkan ve şartları değerlendiriyor öğrencilerimiz. Bunun dışında yine Lefkoşa başkent olduğu için ve tekrar vurguluyorum bir şehir üniversitesi olduğumuz için yurt olanaklarımız diğer üniversitelere nazaran çok çok fazla. Bunları değerlendirebilirler gönül rahatlığıyla sevgili aday öğrencilerimiz. Peki son olarak sosyal kulüpleriniz, öğrenci kulüplerinizle ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki genelde bizim tarihi dokumuz kültürel bir yerde olduğu için, tarihi dokunun bulunduğu kültürel bir yerde konuşlandığımız için fotoğrafçılık kulübümüz var. En çok ilgi gören. Aynı zamanda müzik grubumuz var, tenis kulübümüz var, masa tenisi kulübümüz var. Bunlar dışında öğrenciden gelen ilgi ve isteğe göre biz bu kulüpleri ya birleştiriyoruz ya da öğrencilerin başkanlık ettiği ayrı ayrı yeni kulüplere her zaman yer veriyoruz.
Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Bilkent Üniversitesi'nde okumanın ayrıcalığını tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bir Kıbrıs'ın başkentin en güzel, en gözde caddesinde de bir binamız olacak ve o gözde mekanda dersinizden çıktıktan sonra kafeteryaları değerlendirebileceksiniz. Bir kampüsün içerisinde kısıtlı kalmayıp istediğiniz en popüler mekanlara gidebileceksiniz. Bu da sizin ders stresinizi atmış olacak. Bunları değerlendirirlerse öğrenciler çok çok daha mutlu bir üniversite hayatı yaşarlar diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.